Hastane kantinine geldi, silahını çekti, tost yapan işletmeciye kurşun yağdırdı. Saldırgan kardeşinden alacağını tahsil edemediği için ağabeyini hedef almıştı. Hastane kantininde silahlı saldırı, bacağından vurduğu gencin peşinden giden saldırgan şarjördeki tüm kurşunları sıktı. Önce işletmecisine, sonra da kantine defalarca ateş etti. Silahlı saldırgan gece 12.30 sıralarında bir araçla geldi. İşte devlet hastanesinin önüne aracı park ettikten sonra hastanenin kantinine girdi. Saldırgan içeri girerken oldukça soğukkanlıydı. Ağzındaki sigarayı söndürme gereği bile duymadan kapıyı açtı. Müşteriye tost yapan kantin işletmecisi Üzeyir Önürmen'in yanına gitti. İkili arasındaki konuşma uzun sürmedi. İddiaya göre silahlı saldırganın kantin işletmecisinin kardeşinden alacağı vardı. Alacaklı olduğu genci bulamayınca abisinin yanına gitti ve tost yaparken onu vurdu. Ancak saldırgan sakin tavırlarla kantinden çıkarken de silahını rastgele ateşlemeye devam etti. O sırada kantindeki müşteriler büyük panik yaşadı. Sağa sola kaçıştı. Ölümden kaçarak kurtulan Önürme, hastanenin aciline giderek tedavi altına alındı. Kartal Asayiş Büro Amirliği ekipleri de saldırganı 12 saat geçmeden gözaltına aldı. Saldırgan ilk ifadesinde kardeşinin borcu için abisini vurduğunu söyledi. Hastane kantininde silahlı adam vuran zanlı adliyeye sevk edildi.